tutmuyor. Kalsın şimdilik hadi yorumlar. Kafa masajı yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir tutalım, çekelim hadi saçları. Saçları açalım. Yüzümüzü bir rahat bırakalım. Sallayalım bakın. Hem çekiyorum hem sallıyorum. Yani hiçbir saç ürünü bu masaj kadar iyi gelmez saçınıza, saç sağlığına. Haberiniz olsun. Benim saçlarımın bu kadar gürleşmesi, dökülmesinin azalmasıyla oldu. Yani saç dökülmemi azalttı bu masaj ve çok hızlı uzattı. Benim saçım bu kadar hızlı uzamaz. Ben biliyorum yani. Kaç yaşındayım, kendimi tanıyorum. Her yerden tutup çekip sallayalım. Yüzümüz için de tabii ki çok önemli. Her şey birbiriyle bağlantılı ya, yüzümüzle kırışıyor. Yani buralar gerginse alnımız, yüzümüz, her şey etkileniyor. O yüzden önemli. Ben hep böyle başlıyorum. Derslerime hep böyle başlıyorum arkadaşlar. Şimdi parmaklarımız güçlü. Bastıra bastıra birbirinin bakın içine geçiriyorum ama bastırıyorum yani. Soft değil, yumuşak değil. Bastırın, iç içe geçsinler. Yavaş yavaş bakın arkaya doğru gideceğiz. Başımızın her yerinden böyle bir geçeceğiz. Bir bakın bakalım kaş çatıyor musunuz şu an? Dişler değiyor mu birbirine, değmesin? Çeneyi rahat bırakın. Yüz farkındalığı kazanmamız lazım. Bu kırışıklıkların geçmesi için. Diyorsunuz ya yüz yogası yapıyorum geçmiyor. Çünkü devam ediyorsunuz gereksiz mimik yapmaya. Yüz yogası çok yardımcıdır yüz farkındalığı için. Şimdi bastıra bastıra hadi kafamızı yıkar gibiyiz. Bastırıyoruz ama yani parmaklarımız güçlü. Şimdi boynu çok hassas olanlar varsa böyle bir duvara dayanmasını tavsiye ederim arkadaşlar. Başınızı duvara dayayın çok rahat edersiniz tamam mı? Ya da sırt üstü yatın. Bazen öyle mesajlar geliyor buradan da söylemiş olayım. Kollar yoruluyor şimdi dinlendireceğiz merak etmeyin. Şimdi hadi kollar bir dinlensin. Size çok önemli bir hareket göstermiştim. Kaçıranlar vardır. Dilimizi damağımıza yapıştıracağız. Dilimizle damağımızı iteceğiz arkadaşlar. Gıdı için, kemiklerin yaşaldıkça böyle aşağıya sarkmasını engellemek için çok önemli. Yani yapıştırın. Bütün dil, bütün damağı itmeye çalışıyor. Sağ, sol, ön, arka, bütün dil. Yorumu kapattım demişsiniz, kapattım o yüzden. Hadi 5 tane daha. Şimdi dilimiz tavanda kalsın, yukarıda kalsın. Hadi bakalım yapabilecek miyiz? Ağzımızı açık kapatacağız. Şurayı rahat bırakın. Şimdi biraz açtık ya, hadi bir şey daha ekliyorum. Yavaşça, rahatça sağa sola sallamaya çalışacağız ama rüzgarda sallanıyor gibi, tamam mı? Kasarak değil. Dilim yukarıda. Güzel. Şimdi çenemiz dinlensin. Hadi tekrar yukarı çıkıyoruz. Elimin bakın şu parmaklarıyla ikisiyle birden. Alında biraz derin bir masaj yapacağız arkadaşlar. Acıyacak, biraz acıyacak. Benim de acıyor. Her gün yapıyorum, benim de acıyor. Dolayısıyla acıması çok normal. Bir günde bile demek ki stres doluyor bu kaslar. Çok kullanıyoruz çünkü. Geriliyoruz, stresli yerlerde yaşıyoruz. Hani acıması normal. Yapabildiğiniz kadar yapın. Böyle aşağı yukarı yapın, daire yapın, tek tek de yapabilirsiniz. Bir araştırın yani bu gergin yerleri. Çok kırışıyorsa bunu böyle ikisi birden yaparken biriyle tutun, biriyle yapın tamam mı? Kendinize göre hareketleri değiştirebilirsiniz. Biraz yana geldim şimdi şuralara. Ağzım açık bakın, çenem rahat. Dişleri birbirine değdirmeyin arkadaşlar. Yemek yemiyorsanız eğer dişler birbirine kapanmasın hiçbir zaman. Bunun sonu diş sıkmaya gidiyor. Açık kalsın, minicik bir boşluk olsun orada. Şimdi biraz daha saçlı alana geldim. Daha sert olsun diye bakın buralarla yapıyorum. Yine ağzım açık, rahat, derin nefesler. Ne kadar rahatlatıcı görüyorsunuz, inanılmaz.
Her diş sıktığınızda, her bir şey çiğnediğinizde burası da kasılıyor arkadaşlar. Bu kasta çalışıyor diye düşünün. Dolayısıyla herkesin çiğneme kasları da gergin, burası da gergin şakaklar. Ve sonra bu baş ağrısı oluyor, migren oluyor, uykusuzluk oluyor. Anlatabiliyor muyum? İnsan stresini atamıyor. Dinlenemiyor yani şu hayatta. Bu masajlar çok önemli o yüzden. Şimdi kulağımızı da bir sıkalım gelin. Böyle parmakların arasında bakın, nokta nokta bütün kulağı sıkacağız. Tutabildiğiniz her yeri tutun. Tırnaklara dikkat ediyoruz. Çok güzeldir bu da, çok yatıştırıcıdır. Ufak tefek ağrıları geçirir. Böyle ufak tefek baş ağrınızı falan geçirir, aklınızda olsun. Nokta nokta sıkacağız. Kıkırdağı da tutmaya çalışın. Yumuşak yeri de tutmaya çalışın. Acıyan yerler varsa biraz daha yapmaya çalışın. Şimdi kulağımı tuttum. Bakın yumuşak bir daire yapıyorum kulağımla. Aşırı çekiştirmiyorum ama biraz hareket ediyor. Bir de tersi yapalım. Azıcık da titretelim. Güzel. Şimdi kollar yine dinlensin. Yine yoruldu biliyorum. Ne yapacağız? Parmakları çenemin önüne aldım bakın. Parmaklarımı itiyorum. O beni itiyor. Çenem öne gidiyor. Yerine geri geliyor. Çene hattının belirginleşmesi için çok güzel. Gıda için çok güzel. Şimdi çeneyi biraz önde bırakacağız arkadaşlar. Gülüyorum her zaman. Minik bir gülümseme. Alt dişler görünmüyor, tamam mı? Üst görünebilir. Hadi arkaya gidiyoruz. Boynu açıyoruz. Yavaşça gidelim, yavaşça gelelim. Rahatsanız eller böyle aşağı çeksin ki streç açsın. O yüzden burada. Çene önde, gülüş var. Bir tane daha. Şimdi bunu bozmadık, sağa sola gidiyoruz. Yanlar esneyecek. Yorumlara bakacağım, merak etmeyin en son. Sorunuz varsa siz sorun. En son konuşuruz. Vaktimiz olacak. Birer tane daha. Güzel. Şimdi göz kapağı düşüklüğü tabii ki de önemli bir problem. En sevdiğim, en etkili hareket arkadaşlar. Bunu unutmayıp her gün yapın bence. Kaştan yukarı doğru bakın. Hem şurayı açıyorum hem de biraz yukarı. Kaşım gözüm açılıyor. Ne yapacağım? Gözleri kocaman açacağım. Sımsıkı da kapatacağım bakın. Bunu yaparken alnımda hareket yok. Eller tutuyor ya. Sadece şurayı kullanın. Sadece göz kapağı hareketi bu. Kaşla alakası yok. Kocaman açtık, açtık, açtık. Böyle sımsıkı kapatıyoruz birkaç saniye. Şimdi bunlar işte boynu yoruyor. Başınızı duvara dayayabilirsiniz. Yine bakın hafifçe öne kırabilirsiniz böyle hafifçe. Hemen rahatlayacak. Dikkat edin boynunuza. Kocaman açalım. Sımsıkı kapatalım. 5 tane daha. 4 Şimdi maksimum açacağız arkadaşlar. Hadi bir 10 saniye ama kocaman yani. Bayağı büyük açtık. Açtık, açtık, açtık. Dayanalım. Çok basit bir göz kapağı düşüklüğü hareketi mesela bakın. Böyle dursanız bile her gün. 20 saniye, 30 saniye aklınıza geldikçe. Bu bile bir şey yani. Evet, el şöyle bir gitsin hadi. Güzel. En sevdiğim balon yanak yapacağız şimdi. İkisini de şişireceğiz. Bakın balon yanak da kırışmaması için önce tutup sonra şişirebilirsiniz. Önce tutun şurayı. Sonra şişirin. Göz altını hafif kısın kırışmaması için.
Şöyle bir fıt fıt rahatlatalım gelin. Bir tane daha yapacağız balon yanak. Çok güzel bir balon yanak. Yanak için, dudak çevresindeki bu çizgiler için, her şey için çok güzeldir arkadaşlar. Şimdi bir dinlenelim gelin. Parmak üstüne parmak koydum bakın. Dirseklerim yerde. Burnumun kenarlarına böyle derin derin bir masaj yapıyorum. Daire daire çıkıyorum, iniyorum. Hemen burun kenarı, biraz da şu elmacık kemiği altı. Hissedeceksiniz, hemen burnunuz açılacak. Yani tıkanıklıkları açar. Çocuklarınız için vesaire de aklınızda olsun. Hani gece yatarsınız bazen burnunuz tıkalı ya. Ben hemen böyle minicik yapıyorum, açılıyor. Unutmayın yani bunu. Hem de burnun yanındaki kasları biraz esnetmiş oluyoruz. Gülme çizgileri için önemli bir şey bu. Bir tane daha çıkalım, inelim. Şimdi arkadaşlar, güzel bir çiğneme kası streci yapalım gelin. Masa varsa dirseğinizi koyun masaya. Şöyle iki parmak dişlerden tutacağız. Alt çeneyi sabitleyeceğiz. Diğer parmak böyle diye açacak. Şuralar streç olacak. Yavaşça. Bakın. Yavaş yavaş. Açılmasına izin verin biraz ve rahat hissettiğiniz kadar yapın. Bir tane daha. Hissetmişsinizdir o gerginliği. Şimdi iki parmak dişlerimde. Parmaklar ağzımı aşağı çekmeye çalışıyor. Ama ağzım yavaşça açılıyor, kapanıyor, tamam mı? Biraz rezistans, ağırlık. Geri gelirken de o ağırlığı taşıyor çenem yani. Alt dişleri göstermemeye çalışın. Çok değil tabii ki bu ağırlık. Biraz. Bir tane daha. Şimdi yine güzel bir gıdı hareketi geliyor. Minik bir gülüş arkadaşlar. Ağzımız biraz açık. Dilimizi böyle yukarı kıvırıp bekleyeceğiz. Yorucu biraz. Yani dilimin ucu yukarı bakıyor bakın. Alt dişleri de kapatıyorum. Yoruldu biliyorum, hadi azıcık. Güzel, hadi bir pıtı pıtı. Birazcık yukarı çıkalım. Kaş çatma çok soruyorsunuz. Ben de çok çatıyordum arkadaşlar. Bakın benim çizgim geçti. Herkesin geçer. Yani bu mümkün. Onu anlatmak istiyorum. Ama kaş çatmayı bırakmanız gerekiyor ki geçsin. Yüz yogası buna yardım ediyor yine. Ve bantlama. Bantlama göstermiştim. Şimdi farklı bir tutuş göstereceğim. Bakın şöyle iki pot deri kaldı. Kaşlardan tuttum bakın elimi. Ve bakın burayı açıyorum. Hem tuttum hem açıyorum. Şimdi kaşlarımı çatmaya çalışacağım ama şu an çatamayacağım böyle tuttuğum için. Yani bakın şöyle bir şey olacak. Çabalıyorum ama çatamıyorum yani. Elinizden kayarsa tekrar tutun. Birkaç saniye. Yapmaya çalışıyorum, yapamıyorum. Sadece gözler kısılıyor gibi oluyor. Çünkü burayı açıyorum. Bu kas içeri giremiyor. Üç tane daha. Son kez. Şimdi kaşların altına parmakları bir güzel sokalım. Bu kaş kaldıran bir hareket. Dolayısıyla göz kapağı düşüklüğü için de güzel. Güçlü bir şekilde sokuyoruz arkadaşlar. Bakın şu kaşı itmek. Kaşı itmek bu. Deriyi itmek. Yani kırışır hemen bakın. Yaptığım şey içeri güzelce bir sokup parmakları hem açmak iki yana hem de hafif yukarı kaldırıyorum ama kası ve dokuyu kaldırıyorum. Kemikleri hissediyorum. Ne yapacağım? Parmaklarım yukarı itiyor. Kaşlarım aşağı inmeye
yapmaya çalışıyor. Böyle bir birbirlerine etki tepki yapıyorlar birkaç saniye. Yapmaya çalış, rahatlat. Bakın kaş çatmıyorum. Hiç burayla alakası yok hareketin. Aşağı yukarı. Birkaç saniye yapmaya çalışıp rahatlatıyorum. Parmaklarım böyle kemik hissediyor yani kemiği ve kasları. Oradaki oyu. Üç tane daha. İki. Son kez. Şimdi bir gözleri kapatalım. Şöyle pıtı pıtı bir sıkalım gelin kaşları dinlenirken. Biraz egzersiz daha yapalım. Sonra guaşa masajı yapalım. Şimdi şuraları bir tuttuk ya deminki gibi. İkisi de sağ, ikisi de solu. Biraz sallayın bakalım. Biraz odaklanın bu üçüncü göz bölgesine. Hemen enerjiniz değişecek. Rahatlayacaksınız. Güzel. Hadi geldik. Bir balon yanak daha yapacağız. Sağa sola götüreceğiz arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Tuttum ve şişirdim. Evet, bütün burayı, dudakları bile hissedersiniz arkadaşlar. Balon yanak her gün yapın. Çok da basit çünkü, yapılabilir yani. Şimdi birazcık gözlerimizle bakalım hadi gelin. Göz sağlığı için, göz kapağı düşüklüğü için, yani hepsi için çok güzel. Bu sefer şöyle yapacağız arkadaşlar. Başımı aşağı eğdim bakın. Kaşlar kalkmasın tamam mı? Tutun isterseniz. Başımı aşağı eğdim. Sağ yukarı bakıyorum. Aşağı bakıyorum. Sol yukarı bakıyorum. Şu an başım aşağı eğik olduğu için düz yapmaktan daha etkili hissedeceksiniz. Bahçedeki çocuklar da çıldırıyor. İnşallah size çok ses gelmiyordur. Sağ yukarı bakıyorum. Aşağı bakıyorum. Kaşları kaldırmıyorum. Sol yukarı bakıyorum. Birkaç saniye, birkaç saniye kalıyorum yani orada. Hızlı hızlı değil. Emin değilseniz tutun kaşları. Bazen minicik de olsa kalkıyor. Hadi birer tane daha. Gözleri bir kapatıp birkaç nefes bir dinlenelim. Hadi bunun tersini de yapacağız çünkü. Göz çevrenizi hissediyorsunuzdur. Çalışmayı hissediyorsunuzdur. Yani yüz yogası yapmak bu kadar kolay arkadaşlar aslında. 5-10 dakika ayırsanız her gün kendinize inanılmaz yani. 5-10 dakikada yapacağınız diğer her şeyden daha fazla katkısı olur size. Şimdi başımı biraz yukarı aldım bu sefer arkadaşlar. Tam tersini yapacağım deminkinin. Aşağı bakıyorum. Sağ aşağı bakıyorum. Direkt yukarı bakıyorum. Sol aşağı bakıyorum. Yani kulağımı görmeye çalışıyorum. Tavana bakıyorum. Öbür kulağımı görmeye çalışıyorum. Birer tane daha bakalım. Hadi gözleri dinlendirelim ondan sonra. Güzel. Çalıştı gözler. Hadi gelelim tekrar aşağılara. Şimdi size hani dedim ya yaş aldıkça burası uzuyor. Burayı çalışmalıyız dedim. Kalemle hareket gösterdim. Maskarayla bile gösterdim. Onlarsız yapalım bugün. Hem de hiçbir şeysiz nasıl yapabileceğinizi öğrenin. Ne yapıyorduk? Bu dudağı buruna değdirmeye çalışıyorduk. Alttaki dudakta onu itip destek oluyor. Yani şurayı hissetmeniz lazım tamam mı? Böyle bu dudak açılsın yukarı. Sonra bakın benim buralarım kırışıyor. Çoğu insanın kırışıyor ve tutuyorum. Böyle hadi bir 30 saniye dayanalım mı? Hissedeceksiniz. Sürekli buruna değmeye çalışıyor. İşte bu.
Hissettiniz değil mi? Şimdi birazcık şu sarkan bulldog yanakları çalışalım. İki parmak şöyle ağzıma hafifçe sokacağım. Parmaklar açmaya çalışıyor. Dudaklarım açılmıyor, direniyor, tamam mı? Güçlü kalacak yani. Açamıyorum. Açamıyorum. Yani olmaması lazım. Bir tane daha. Şimdi burası dinlensin. Bir göz hareketi daha yapacağız arkadaşlar. Makas tutuş göstereceğim. Şöyle açıyoruz bakın kaşın gözün arasını. Böyle tutmakta zorlanabiliyorsunuz bazen. O zaman şöyle tutun arkadaşlar. Yani kaz ayağını açıyorum. Nasıl açıyorum? Biraz yukarı biraz yana. Böyle eyeliner çizgisi hizasında açtım. Ve kısıyorum. Açıyorum. Hangi tutuşu yaparsanız tuttuğunuz için orada o titremeyi, çalışmayı hissedeceksiniz. Rahat olanlar yukarı baksın hadi. Gözaltı için daha etkili oluyor yukarı bakmak. Diğer tutuş da olur dediğim gibi. Ben bunu daha çok hissediyorum. Bir tane daha. Çektik elleri. Şimdi minicik bir dudak ve dudak çevresi olsun hadi. Şimdi bakın V yaptım parmaklarıma. Tam böyle elmacık kemikler arada kaldı. Oraya oturuyor. Şimdi bunu hafif açmak için ne yapacağım? Bu güzel bir tutuş. Öğrenin diye gösteriyorum. Bakın tık iki yana çektim. Şu. Hani aşırı da yapmadım yani, anlatabiliyor muyum? Minik bir böyle şuralarım açılsın diye sadece. Olabildiğince kırıştırmadan şöyle bir açtım. Şimdi dudakları minik bir vakumla çekeceğim, bırakacağım. Minicik bakın. Bu burayı uzatmaz, merak etmeyin. Sadece dudakları çekiyorum. Bu kırışıklıklar için iyi çünkü. Dudağı da dolgunlaştırır. Şimdi dudakları birbirine bastırmaya çalışacağız. Elleri bir çekelim hadi. Yine dudak dolgunlaştıran güzel benim bulduğum bir şey göstereyim size. Dudakları yukarı bakın katlıyorum sadece. Bastırmıyorum yani. Şöyle oluyor. Sadece tuttum. Bu şekilde yukarı yukarı öpücük atacağız. Biraz yukarı. Yine şurayı hissedeceksiniz. Son kez. Son hareket arkadaşlar. Ördek dudak yapalım, sonra masaj yapalım. Hadi ne yapacağız? Bütün yanakları böyle içeri, dişlerin arasına çekeceğiz. Bakın tam istediğimiz o V oluyor. Ve dudakları biraz rahat bırakmaya çalışın arkadaşlar burada. Kasmayın yani. Dudağın çevresi çalışsın. Kendisi biraz yumuşak kalsın. Evet, çok güzel. Şimdi yağ süreceğiz arkadaşlar ve bu aşama masajı yapacağız. Şimdi yağ sürmeden önce arkadaşlar elinizi şöyle bir pıtı pıtı ısıtırsanız el hem o yağı emmemiş oluyor boşuna, hem de daha güzel dağılıyor yani, aklınızda olsun. Önce bir elinizi ısıtın. Ben müthiş yağımı. Bakın arkadaşlar, kırmızı kuşburnu yağı görmüş müydünüz? Gerçek kuşburnu yağı böyle oluyormuş demek ki. Neyse. Şimdi bunu aldım ve bakın pıt pıt pıt.
böyle yumuşak hareketler. Biraz kızardım tabii ki şu an. Sonrasında yıkarım, sorun değil. İyi geliyor çünkü. Yumuşak hareketler. Bakın boyunda biraz aşağı hareket yapabilirsiniz. Lenf drenajdır bu. Kötü değil. Ama çekiştirmeden. Bu çok yumuşak olmalı. Normalde daha yukarı yukarı hareketler yaparız. Şimdi minik bir lenf drenajla başlayalım. Guaşamızı alalım hadi. Çok mu kırmızıyım? Yani çok da kötü görünmüyorum. Tamam. Şimdi guaşanın şu düz olan kısmıyla arkadaşlar. Bir elinizle tutun şöyle bakın. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Biraz derin bir masaj. Bu kaslarımızı rahatlatacağız şu an. Yine acıyordur eminim ki. Biraz elimizle de yapmıştık. Ama guaşa böyle ütülemek gibi oluyor. Sıyırmak gibi oluyor. Yüzdeki ödemi atmak için çok çok iyi oluyor. Şu an sizin guaşanız yoksa yine böyle buralarla yapabilirsiniz. İlk yaptığımız gibi. Derin nefesler. Yüzümüzü rahatlatalım. Bakın hemen kızarıyor. Hemen kan dolaşımı artıyor orada. Çok etkilidir guaşa. Şimdi şu ucu var ya. Bununla bakın sağ kaşıma birazcık eziyorum birazcık. Ve elmacık kemiği altından geri dönüyorum. Kaş biraz daha baskılı ama burası daha yumuşak. Yine kaşta da bir acı, böyle bir şey hissedebilirsiniz. Akupunktur noktaları var ama rahatlaması lazım. Bir tane daha kaşta elmacık kemiğine. Şimdi arkadaşlar gözün üstü ve altındayız. Yumuşacık dolayısıyla hiç bastırmıyoruz, tamam mı? Direkt göz kapağı ve gözaltı torbası. Yumuşacık. Kaymıyorsa minicik yağ daha sürün. Bakın bana bir pıs yetti gayet. Çok güzel kayıyor. Hissediyorum masajı. Göz çevresinde hep çok yumuşak olmamız gerekiyor. Göze bir şey sürerken de arkadaşlar sürüş yönü budur bakın. Buradan dışarı, buradan içeri girilir. Normalde tam tersi yapıyoruz da biz hani böyle yapıyoruz. Aslında şöyle bir şey sürmeniz lazım. Göz çevresi ürünlerini öyle sürün. Hatta mümkünse pıt pıt sürün. Böyle çekiştirmeden. Şimdi bunun yine burasıyla arkadaşlar. Birazcık daha şu şakak bölgesini rahatlatalım hadi. Acıyacak. Bu böyle dik bir şekilde sivri ucuyla yaptığımız için acıyacak. Ama iyi gelecek. Sonrasında iyi ki yapmışız diyeceksiniz. Şu an kızıyor olabilirsiniz. Sonra arkadaşlar kulağın bakın tam önündeyim, bıçak gibi tam arkasındayım. O yine sivri ucu tam böyle kesiyor gibi yani. Çok iyi gelecek bu kulağın önüne arkasına. Lenf sistemi çok aktif kulak çevresinde. Lenf nodu var. Yani lenf sistemi biliyorsunuz atıkları atıyor yüzden, vücuttan. Yeterince atamazsa işte gözenekler tıkanıyor, sivilceler, akneler. Kötü görünüyor, sağlıksız, hasta görünüyor, pütür pütür oluyor. Yani çok önemli lenf sisteminin iyi çalışması. Hem kan dolaşımının hem onun. Şimdi bakın bir şey daha bu tarafta. Şöyle bir bu geniş kısmıyla çekiyorum kulağın üstüne. Çekiyorum kulağın üstüne. Çok bastırmayın. Bastırmanıza gerek yok. Bu aşağıyı yatay tutarsanız biraz çok baskı olmamış olur. Dik tutunca biraz daha baskılı oluyor. Nasıl rahatsanız öyle yani. Bakın hemen nasıl kızarıyor. Öbür tarafa göre nasıl daha böyle parlak ve pürüzsüz oluyor. Yani guaşa çok güzeldir. Umarım sever ve yaparsınız haftada birkaç kere. Bir tane daha yaptık. Hadi gelin öbür tarafa. Bu kol dinlensin, bu gelsin şimdi. Ne yapmıştık? Kaşı biraz ezmiştik ama elmacık kemiğinden daha yumuşak geri gelmiştik. Kaş baskıyı sever ama cildimiz daha hassas. Ağzım biraz açık. Çenem rahat bakın. Yüzümün farkındayım. Kaşımı çatmıyorum. Her şey rahat. Bir tane daha. Çevreden geçelim. Sonra ne yapmıştık? Göz üstü, göz altı. Göz üstü, göz altı. Yumuşacık. Çekiştirmeden. Göz çevresi yüzümüzdeki deriden çok çok daha ince ve hassas arkadaşlar. Biliyoruz bunu zaten hani yaşayarak. Günde 2-3 kere böyle bir nemlendirilmesi öneriliyor. Ama tabii ki dışarıda oluyoruz, makyajlı oluyoruz. Yani o kadar kolay değil o. O yüzden ben şu dün size gösterdim ya hani fıs fıs şey.
tonik Aratolia'nın. Bu tarz ürünler güzel oluyor. Yani makyajlı da olsanız pıslatabiliyorsunuz. O böyle kuruluğu, güneşin verdiği o gerilimi vesaire alır. İyi gelir yani. Şimdi buradan ne yaptık? Kulağımın tam önündeyim, tam arkasındayım. Yüzüme çok tatlı bir renk geldi bu yağdan. Önce bir şey oluyor, böyle çok kıpkırmızı gibi oluyor ama sonra güzel oluyor gördüğünüz gibi. Bir tane daha. Şimdi ne yaptık? Geniş tarafıyla hop, kulağın üstüne. Bir tane daha. Birazcık daha şakaklar yapmıştık, gelin. Araştırın. Böyle sıkı şey yerleri, gergin yerleri bulun. Şimdi bombeli yeriyle arkadaşlar. Bu biraz acıyacak ama iyi gelecek. Ağzımı bakın hem açıyorum hem de şu çiğneme kasları gergin dedi ki onu rahatlatacağız. Yani içeriye ve aşağı doğru. Hissedeceksiniz. Yoksa goşa şurasıyla. Bir tane daha. Şimdi de arkadaşlar biraz şöyle yanağımızı yukarı yukarı hadi ittirelim. Derin bir masaj. Böyle yukarı taşıyorum yani. Biraz böyle yanak belirginleşsin elmacık kemiği. Ve biraz da şöyle yumuşak bir şekilde istediğiniz tarafını kullanın. Gülme çizgisi. Ve minik bir ova der gibi de yapabilirsiniz. Dudakları kasmadan. Dudak üstü kırışıklığı çok soruyorsunuz arkadaşlar. Demek ki çok kasıyorsunuz dudakları. Konuşurken, gülerken görüyor musunuz? Yani dudakların kendisini yumuşak tutup çevresinin çalışması esas. Dudakları biraz yumuşak tutarak konuşmaya alışmanızı öneririm. Bir tane daha. Şimdi biraz derin bir şekilde bakın aşağı yukarı dudak altını esnetelim. Dudağı aşağı çeken bir kas var ya şuradan şuraya, hep söylüyorum. O yüzden buldog yanak oluyor hani. Onu biraz esneteceğiz. Hissedersiniz. Biraz böyle sevimsiz bir hissi olabilir ama iyi gelecek. Yukarıya da aşağıya da uzatmaya çalışıyorum kısa. Hafif gülmeye çalışıyorum bakın ki streç artsın buradaki. Güzel. Birazcık daha hadi dudak üstünü ütüleyelim. Sonra öbür tarafa geçelim. Evet. Hadi geldik. Ne yapmıştık? Önce çiğneme kası, bombeli yer. İçeri ve aşağı. Tane daha. Sonra ne yaptık? İçeriden aşağıdan yukarı. İttire ittire şöyle. Derin biraz. Ve biraz da şöyle yumuşak bir şekilde gülme çizgisi. Evet, şimdi en güzel kısım, seviyorum. Sağ ele aldık hadi yine. Şurası arkadaşlar. Boynumuzun
arkasına ulaşabildiğiniz kadar aşağı yukarı şimdi. Kafa köküne doğru da gelin bakın. Çok iyi geliyor, hissedeceksiniz. Biraz baskıyla yukarı aşağı. Boyun da her zaman gergin bir yerdir. Bir insanın boynu hayatı boyunca arkadaşlar 10 santim kısalıyormuş. 10 santim. Yani ne kadar büyük bir rakam bu 10 santim. Kötü duruştan, baş önde durmaktan, sürekli telefona, tablete, kambur böyle durup bakmaktan ve o 10 santim kısalınca deri ne oluyor? Yani deri kaybolamıyor ya sonuçta var olan bir deri. Sarkıyor işte arkadaşlar. Gıda oluyor, toparlanıyor. Şimdi yavaş yavaş bunu böyle kulağıma doğru getiriyorum hadi. İlerleyelim şöyle. Kulağın arkasında birazcık şöyle bir keser gibi bir şey yapın. Yumuşak. Sonra geldiğim boyun. Bakın boynun köşesine de hep, köşesine ve kemiğine de minik bir kesiş, testere yapacağız. Yumuşak yapıyoruz tabii ki. Lenf drenaj masajı bu. Abartmayın hiç baskıyı. Boyun zaten hassas bir yer. Bastırmamak lazım. Şu ön kısmına ya es geçin ya çok yumuşak yapın. Bu çene hattını belirginleştirmek için çok iyidir arkadaşlar bu işe. Bir tane daha. Hadi bakalım öbür taraf. Düz kısmı. Arkaya uzanabildiğim kadar yukarı aşağı gidiyorum. Gergin yerler var, hissedeceksiniz. Boyun çok çok önemli bir yer yüz yogasında. Yani vücudumuz için de zaten çok önemli, sorunlu bir bölge. Ama yüzümüzü de çok etkiliyor arkadaşlar. Bu boyunun önündeki platizma denen bir kas var. Böyle bütün boynu korse gibi, boyunluk gibi saran. O kısalıyor ve bütün yüzü aşağı çekiyor, öyle diyeyim. Bütün yüzü aşağı çekiyor yani. Kulağın arkasında şöyle bir fıtı fıtı yapıp aşağı yukarı. Ve yavaş yavaş hadi çeneye geldik. Birazdan bitirelim ki birazcık sohbet edebilelim. Sorularınıza bakayım. Sonra da hem yaparsınız. Bu videoyu kaydedeceğim. Çok uzun videoları yapmıyorsunuz çünkü çok uzatmak istemiyorum. Evet, son olarak arkadaşlar diyorum ya kalpli bu aşağının. Sağ elmacık kemiği arada kalsın. O kalp kısmında kalsın. Yani bu en güzel kullanılan guaşa bence. Böyle farklı farklı şekilde olanlar var. En güzeli bu. Birkaç tane de çene kemiği arkadaşlar. Cilt bakımı içinde yani yüz masajından daha iyi bir şey bence yok. Yani bakın videoya başladığım halimle bitirdiğim halim arasında her zaman fark oluyor. Ya yüze kan gidiyor, pürüzsüzleşiyor, parıldıyor yani resmen. En güzel cilt bakımı. Her iki işte güzel bir yağla vesaire yaptığınızda, kendinize iyi baktığınızda, iyi beslendiğinizde daha da güzel. Hadi öbür taraf. Önce elmacık kemiği. Bir tane daha. Bir de şurası hadi çene. Son kez yapıyorum. Dudaklar da bir dolgunlaşsın. Hadi bitirelim. Pıtı pıtı. Ayrı ayrı minik minik sıkacağız. Ve elimizle bastırarak bir öpücük. Öpeceğiz elimizi ama. Ütü basar gibi. Bir tane daha. Evet, açıyorum yorumları. Bakayım neler yazmışsın.